Geçmişten beri kullanılan kelle koltukta gezmek deyimini birçoğumuz duymuştur. Bu deyim, yaptıkları hata karşısında her an idam edilebilecek olan yüksek mertebedeki kişiler için söylenirdi eskiden. Bunun sebebi ise Osmanlı zamanında idam edilen bu kişilerin kellelerinin alınıp koltuk altlarına konularak halka ibret olsun diye gösterilmesiydi. Fakat öyle biri var ki sadece kellesi koltuk altına alınmamış, tüm vücudu parça parça doğranıp lokma lokma halka dağıtılmış. Sebebi ise tüyler ürpertici. Osmanlı Sadrazamı Binbir Parça Ahmet Paşa, 1590'lı yıllarda bir sipahinin oğlu olarak dünyaya geldi ve herhangi bir özel eğitimi olmamasına rağmen epey güzel yazı yazabiliyordu. Sonrasında maliye kalemliğine getirilen paşa, 40 yaşına kadar hazine, ekonomi ve maliye defterlerinden sorumlu, gelir gider hesaplarını yazan ve kayıt tutan kişi olarak hizmet veriyordu. Ardından bir basamak daha yükselip kimliklerden sorumlu bir rütbe olan tezkireci oldu. Ahmet Paşa hırslı biri olduğundan 40 yaşa geldik, daha da sabrım yok diyerek Sadrazam Sultanzade Paşa'ya rüşvet verip önce mevkufatçı olarak, yani savaş için ayrılan para işleriyle ilgilenen görevli, sonrasında ise defter emini, yani arazi kayıtlarının saklandığı defter ve bu defterle ilgili günlük işlemlerin yapıldığı defterhanenin amiri olur. İşte olaylar da bundan sonra başlıyor. Paranın her kapıyı açtığını gören Ahmet Paşa, birkaç yıl sonra vezir olup defterdarlığa getiriliyor. Yine de Ahmet Paşa durur mu? Gidip sultanı buluyor. Deli İbrahim lakabıyla bilinen Sultan 1. İbrahim'e o günün parasıyla 300 kuruş, günümüze göre yaklaşık 3 milyon lira rüşvet vererek kendini sadrazam olarak ilan ettiriyor. Yine de yetmiyor. Sultanın 2 yaşındaki kızını istiyor ve onunla sözleniyor. Öylesine bir sipahinin oğlu Ahmet Paşa böylece damat oluyor. Sadrazam 1647 yılında göreve geliyor ve tam o sırada Osmanlı-Venedik Savaşı gerçekleşiyor. Venedikli askerler 60 gemiyle Çanakkale Boğazı'nı kapatıyor ve Girit Adası ile Bosna Adası'na saldırıyor. Sadrazam bunu bir şekilde padişaha iletmiyor. Aksine ondan saklıyordu. Fazlı Paşa bu durum karşısında, "Padişahım, durum öyle değil. Topraklarımız gitti, bitiyoruz." diyor. Sadrazam Ahmet Paşa ise, "Sen Venedik askerlerini savundun, hain. Hem sen rüşvet alıyordun. Atın bu yalancıyı zindana." diyor. Kimse de sebebini sorgulamıyor ve hatta padişah bile Sadrazam Ahmet Paşa'yı tebrik ediyor. Tüm halk savaşta ve savaş son hızla sürerken sadrazam olay çıkarma peşinde. Sarayın her yerini samur kürküyle kaplayalım padişahım. Bakın, ölümsüz olacaksınız. Gelin beni dinleyin diyerek 1. İbrahim'i kandırıp tüm sarayı kürkle kaplatmaya başlıyor. Sadrazam da samur vergisi adı altında saray için kullanılan samur kürkünün vergisini istiyor halktan. Hem de öyle böyle bir vergi değil, bayağı yüklü bir fiyat. Sadrazam Ahmet Paşa nasılsa herkes savaşta, hazinede boşta diye düşündüğü için hazineden paraları alıp cebine koyuyor ve padişaha yaranmak için her tarafı altına donatılmış kayıklar yaptırmaya başlıyor. Bu kayıkları günümüzde İstanbul Deniz Müzesi'nde görmek mümkün. Yeniçeri ağası olan Kara Murat Ağa Sadrazam'a uyarı mektubu gönderiyor. Sadrazam planı hemen kuruyor. Sahte bir düğün düzenleyerek bu düğüne tüm yeniçerileri ve ağaları davet ediyor. Maksat düğün değil, sadrazama karşı çıkan herkesi öldürmek. Bu haber Kara Murat Ağa'ya gidiyor ve olaylar bambaşka bir hal alıyor. Yeniçeriler, "Biz sadrazamın kellesini isteriz." diyerek Fatih Camii'nde kazan kaldırıyor. Padişah da, "Ben sadrazamamı kimseye vermem." deyince kılıçlar çekiliyor. Etraf darmaduman ediliyor. Böylece padişah tahttan indiriliyor. Sadrazam Ahmet Paşa bir şekilde kaçıyor oradan. Nereye gitse istenmese de Hacı Behram isminde bir tanıdığı onu saklamaya karar veriyor. Daha sonra hemen ihbar ediliyor tabii. Sadrazam getirilip fetvayla idam ediliyor. Ne oluyorsa bundan sonra oluyor. Padişah ve sadrazam boğdurulup bırakılıyor ilk başta. Sonrasını ise tarihçi Reşat Ekrem Koç şöyle anlatıyor. Ahmet Paşa şişman bir zattı. İdamdan sonra cesedi soyularak at meydanına bırakılmıştı. Yeniçerilerden birkaç kişi ise cahil halkın batıl inançlarından istifa ederek insan yağı romatizma ağrı ve sızılarına devadır diyerek
5-10 akçeye lokma lokma dağıtmış, Halk Paşa'nın bu lokmalarını alıp kollarına ve bacaklarına sürüp bağlamış ve Paşa'nın iri yapılı vücudu bir iskelet kadar kalmıştı. Bu olaydan sonra ise Paşa'ya Hazerpare yani binbir parça lakabı veriliyor. Sultan 1. İbrahim adına hutbe okutmayacağından cuma namazı kılınamadı. Kalabalık dağılmamakta ısrar etti. Destekçiler karargah haline getirilen Sultanahmet Camii'nde geceyi geçirdi. Askerler de elde silah sabaha kadar nöbetteydi. Ertesi gün 8 Ağustos 1648'de Sakıt Sadrazam Ahmet Paşa saklandığı yerde konağının samanlığında yakalandı. Hacı Behram adlı bir ihbarcının verdiği bilgi doğru çıktı. Şeyhü İslam Hoca Abdurrahim Efendi boğularak öldürülmesine fetva verdi. Karşısında Cellat Kara Ali'yi görünce şaşırdı. Ağzından galiz yani küfürler çıktı. Pehlivan yapılı cellat başına gülle gibi yumruk vurdu. Sonra da yağlı urganı boynuna geçirip sıktı. Yanına heybe dolusu altın ve mücevherat almıştı. Bazı tanıdıklarına sığınmayı düşünse de kabul görmedi. Bütün servetine ve elbiselerine el konuldu. Anadan yürüyen vaziyette at meydanındaki çınarların altına bırakıldı. Açık göz bir yeniçeri ya da yeniçeriler fırsatı ganimete çevirdi. Paşanın cesedini küçük parçalara ayırdı. Yaşlı insan etinin, yağının, mahsal ağrılara iyi geldiğini ileri sürüp hasta isyancılara ve halka 5-10 akçe karşılığında satıldı. Bir günde ömrü boyunca kazanılmayacak servetin sahibi oldular. Hazerpare Ahmet Paşa Rum asalı devşirmeydi. Aynı zamanda Sultan 1. İbrahim'in kızı 1645 doğumlu Beyhan Sultan'ın da ikinci kocasıydı. Sultan Hanım'ın ilk nikahı 1 yaşındayken küçük Hasan Paşa ile kıyıldı. Talihsiz damat ertesi yıl vefat edince dul kaldı. Sadrazam ile evlendirildiğinde 2 yaşındaydı. Ahmet Paşa karısını boşadıktan sonra yeni nikahını kıyabildi. Damat 51 yaşına basmıştı. Formaliteden öteye geçmeyen bu evlilikleri ancak 1 yıl sürebildi. Talihsiz Beyhan Hanım Sultan 3'ünde kocasızlığı yeniden tattı. Sonrasında da 2 kez daha dünya evine girdi. Uzun Hasan Paşa 1683'te idam edildi ve bıyıklı Mustafa Paşa ile baş göz edildi. Ahmet Paşa kısa süren görevi sırasında kayınpederi Sultan İbrahim'i memnun etmeye çalıştı. İddiaya göre sadrazamlık için 300 bin kuruş rüşvet verdi. Güvenilmez, kalleş, inatçı, yalancı, rüşvetçi ve haris kişiliğe sahipti. Padişahın samurkürk ve amber isteklerini karşılamak ilk ve en önemli vazifesiydi. Hatta göze girmek için öylesi harcamalara cesaret etti ki düşmanlarını, rakiplerini dahi şaşırttı, çılgına çevirdi. Padişah hazretlerine 40 bin akçeye saltanat kayığı yaptırmaya kalkıştı. Zenginlerin mallarından yüksek miktarda vergiler almaya çalıştı. Dönemin tarihçilerince gelirin bir kısmını kendine ayırdığı yazıldı. İstanbul'un muhtelif semtlerinde yapılan köşk ve kasırların finansmanında kullanıldı. Osmanlı'nın ünlü tarihçisi Naima İlginç bilgileri kayda geçirdi. Devlet yönetim zaafı içindeydi. İmparatorluğun her yanı adeta kaynıyordu. Devlet adamları isyan halindeydi. Bosna'ya çok yakın yerleşim merkezi Kilis, Venedikliler tarafından işgal edildi. Ahmet Paşa hemen uydurduğu yalanla facianın üzerine kapatmaya çalıştı. Padişah Kilis'in küçük bir kilise olduğunu söylemekten ve inandırmaktan geri durmadı. Çanakkale Boğazı'na kadar gelip deniz trafiğini denetim altına alan Venedik donanmasını görmezden geldi. Rakiplerinin iddialarını başa çıkarmaya çalıştı. Aslında tek gayesi kayınpederi Sultan 1. İbrahim'i memnun ve mutlu etmekti.